Kabul edilemez manda ve himaye. Savaşının bende Türk kanı var. Bağımsızlık millete, millet egemenliğe. Ya istiklal ya ölüm, tek yolu var. Kabul edilemez manda ve himaye. Savaşının bende Türk kanı var. Bağımsızlık millete, millet egemenliğe. Ya istiklal ya ölüm, tek yolu var. Doğu-batı güney demeden saldırdılar her cepheden. Doğuda ilk askeri ve siyasi zaferimiz gümrüğü Ermenilerden. Doğudaki zaferle diğer cepheler askeri olarak güçlendiler. Güneyde Urfa, Antep, Maraş bağımsızdan taviz vermediler. Güneyde Kuvayi Milliye, milli bağımsız bilinciyle yurdu düşmandan kurtarmak için karşı durdu Fransız birliklerine. Milli egemenlik düşüncesi, halkın kararları ve iradesi, kurtuluşun yolunu açtı yurdun düşmandan temizlenmesi. Kabul edilemez manda ve himaye. Savaşının bende Türk kanı var. Bağımsızlık millete, millet egemenliğe. Ya istiklal ya ölüm, tek yolu var. Kabul edilemez manda ve himaye. Savaşının bende Türk kanı var. Bağımsızlık millete, millet egemenliğe. Ya istiklal ya ölüm, tek yolu var. Birinci İnönü Savaşı'yla millet olduğu sırasıyla, ikinci İnönü Zaferi ise psikolojiktir aslında. Kütahya Eskişehir savaşları ordumuz gerilemeye başladı. Bu sırada Mustafa Kemal marifte cehaletle savaştı. Başkomutanlık yasası Mustafa Kemal'e tam güven. Tekalifi milliye, ordu millet ilişkisine önem. Milletin fedakarlığıyla batıda kazanıldı Sakarya. Bunu duyan Fransız topukladı, anlaşmanın adı Ankara. Kabul edilemez manda ve himaye. Savaşının bende Türk kanı var. Bağımsızlık millete, millet egemenliğe. Ya istiklal ya ölüm, tek yolu var. Kabul edilemez manda ve himaye. Savaşının bende Türk kanı var. Bağımsızlık millete, millet egemenliğe. Ya istiklal ya ölüm, tek yolu var. Kars Anlaşması doyu kapar, sırada büyük taarruz var. Askeri safa sona erer, düşman denizin dibinde yatar. Diplomatik safhan budan ya, Osmanlı hukuken gelmiş sona. İlk laf devletleri çakal ya, çağırmışlar padişahı Lozan'a. Saltanatı kaldırdık, Lozan'a böyle katıldık. Askeri zaferlerimizi siyasi alanda taşlandırdı. Kapitülasyonlar ve Ermeni sorunu Lozan'la tamamen son buldu. Ama boğazlarda hala ilk laf devletleri sorundu. İstanbul meclise bırakıldı, azınlıklar Türk vatandaşı sayıldı. Ordu konusuna gelince kimse bu işe karıştırılmadı. Millet egemenliğe. Ya istiklal ya ölüm, tek yolu var. Kabul edilemez manda ve himaye. Savaşının bende Türk kanı var. Bağımsızlık millete, millet egemenliğe. Ya istiklal ya ölüm, tek yolu var.